Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzu sizlere Windows 11'de yerleşik olarak gelen brute force özelliğinin diğer işletim sistemlerinde nasıl açılacağını göstereceğim. Ancak onu grup polisinden açmanız gerekiyor. Bunu göstereceğim size. Süreçler ekranına gelmeniz için Windows klavyenizdeki Windows tuşuna basıp R'ye basıp çalıştığı kutucuğu gelecek. Oraya gp edit nokta msc yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Windows ayarlarına geliyorsunuz. Benim işletim sistemim Türkçe olduğu için ben buradan gideceğim. Buradan güvenlik ilkesi altında güvenlik ayarlarına geliyorsunuz arkadaşlar. Hesap ilkelerine geliyorsunuz. Ve oradan yani buradan da hesap kilitleme ilkesi diyorsunuz. Buradan şurada gösterdiğim ayarları yapıyoruz arkadaşlar. Hesap kilitleme eşik değerini 10 geçersiz oturum açma girişim sayısından sonra hesabınızı kilitlettiriyorsunuz. Şuradaki konfiyi biz ayarlayacağız. Hesabın kilitlenme süresi. Şimdi burada hesabınızın ne kadar süreyle kilitlenmesini istiyorsunuz? Şu an ben sizi görün diye yapıyorum. Yani 10 dakika olur, 20 dakika olur, yarım saat olur. Buradaki süreci ben şimdi 5 dakika yapıyorum. Dakikadan sonra ya da atıyorum da 10 dakika yapabilirsiniz işte daha fazla. 10 dakikadan sonra da hesabınızın kilitlenme süresini yani hatta şöyle yapalım. Şimdi hesap kilitlenme süresini 10 dakika yaparsınız. Şu süreden sonra yani 10 dakikadan sonra da kilide sayacınız sıfırlar. Bu şekilde brute force özelliğini aktif etmiş olursunuz. Gelin şimdi bunu test edelim. Bu cihazın RDP ayarlarını yapılandıralım. İşlemlerini deneme amaçlı olduğu için ben kullanıcı seçmiyorum. Hatta şöyle yapalım. Everyone verelim. Ulaşmayalım. Cihazımıza Everyone verelim. Şimdi bu cihaza erişim sağlayacağız arkadaşlar. Ama cihazı RDP yapabilmeniz için benim bu cihazda şifre yok. Bu cihaza kullanıcıyı şifreleyeceğiz. Et gibi şifre veriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar ben RDP üzerinden şu an ayarlarını yaptığım cihazıma istek yollayacağım. 10 kere istek yollayacağım. Sürekli istek atacağım. Evet arkadaşlar şu anda uygulamamıza girdik. Uygulama üzerinden yaptığım RDP üzerinden şu an göremiyorsunuz. Hatta görebiliyorsunuz, doğru. Şu an telefonumdan RDP yaptığım için ben bu cihaza şu an normal bağlandım. Şimdi RDP'den çıkıyorum arkadaşlar. Defalarca buna şöyle yapalım. Disconnect diyelim. Şimdi bağlanalım. İlk denememizi yaptık arkadaşlar. İkinci denememizi yaptık arkadaşlar. Üçüncü denememizi yaptık arkadaşlar. Dördüncü denememizi yaptık. Beşinci denememizi yaptık. Altıncı denememiz. Yedinci denememiz. Sekizinci denememiz. Dokuzuncu denememiz. Ve onuncu denememiz. Ben size fotoğrafını çekip atacağım. Unable to connect. Verdiği hatayı da göstereceğim size arkadaşlar. Şunun da görüntüsünü aldım. Size bunu atacağım. Şimdi ne diyelim? Bakın gördüğünüz arkadaşlar. Başvuru hesabı şu anda kilitlenmiş ve buna oturum açılamayabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yaptığımız konfigten sonra yaptığımız ayardan sonra karşı tarafa da bir uyarı gidiyor.
Ve ayrıca ben hesabıma erişmek istersem bana da bu şekilde uyarı veriyor. Başvuru hesabı şu anda kilitlenmiş ve buna oturum açılamayabilir. Yani 10 dakika sonra oturumu açacağız. Tam 10 dakika sonra. Şu andaki saatimize bakıyoruz arkadaşlar. 21.18 saatimiz. Yani 21.19. Bu süreden sonra 10 dakika sonra bizim parolamızı sonrası sayacımız sıfırlanmış olacak ve tekrardan hesabımıza girmiş olacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Fırsat buldukça bu ve buna benzer ya da daha farklı videolar atmaya özen göstereceğim. Sadece farklılık olsun diye böyle bir video atmak istedim. Umarım işinize yarar. İyi seyirler dilerim.